Merhaba arkadaşlar, benim adım Caner. İmanın Gücü programına katıldığınız için teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Savaşı kazanmak için gerçekten ne gerekiyor? Aşağıdaki yorum bölümünde fikrini bildir. Şimdi, bugünkü hikayeye başlamadan önce, bu 10 bölümde umutsuz durumlardan geçen insanlar hakkında bazı şaşırtıcı hikayeler paylaşacağımı söyleyeyim. Tanrı'nın yardımıyla nasıl çözmeye çalıştıklarını göreceğiz. Bu yüzden hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone ol. Bugünün bölümünde bir çocukla bir dev arasında eşit olmayan bir savaşa bakacağız. Biri savaşlar için hazır ve eğitimli, diğeri sadece askeri deneyimi olmayan bir çobandı. Savaşı kim kazanacaktı? Bu soruyu yanıtlamak için sizlere kutsal kitabın Davut ve Goliath'ın hikayesini okuyacağım. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Haydi birlikte okuyalım. 1. Samuel 17. bölüm 1. ve 2. ayetler. Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler, Yahuda'nın Soko kentinde toplandılar. Soko ile Azeka kenti arasındaki Efes Dammin'de ordugah kurdular. Saul ile İsrailliler de toplandılar. Ela Vadisi'nde ordugah kurup Filistlere karşı savaş düzeni aldılar. Filist ordugahından Gatlı Goliath adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın bir karıştı. Caner, 2 metre 80 santimetre boyunda bir dev hayal edebiliyor musun? Asla. Yani şimdi öyle hiçbir insan yok sonuçta hayatta. Başına tunç miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığının 5000 şekeldi. Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı. Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağın demir başının ağırlığı 600 şekeldi. Goliath'ın önü sıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu. Sadece giydiği şövalye zırhı 78 kilogram. Hayal edemiyorum. Ben de aynı şekilde. Goliath durup İsrail ordusuna "Neden savaş düzeni aldınız?" diye haykırdı. "Ben Filistliyim. Siz de Saul'un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin. Dövüşte beni yenip öldürebilirse biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem siz bizim kölemiz olur, bize kulluk edersiniz." Filistli Goliath konuşmasını şöyle sürdürdü. "Bugün İsrail ordusuna meydan okuyorum. Benimle dövüşecek biri çıkarın karşıma." Tüm ordunun yok edilmesi yerine sadece bir kişinin ölmesi sanki daha kabul edilebilir. Filistin'in bu sözlerini duyunca Saul da İsrailler de çok korkup dehşet içinde kaldılar. 1. Samuel 17. bölüm 16. ayet. Filistli Goliath 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu. Aynı sözleri 40 gün boyunca duyduğunu düşün. Kral Saul, Goliath'tan ilk korkan kişi oldu. Lider olması gerektiği kadar cesur olmadığında bütün ordusu daha çok korkacak ve savaşı kaybedecektir. Bu, Tanrı'nın halkının Tanrı'nın kendisi olmadan zayıflığını göstermektedir. Bu durumda olsaydın ne yapardın? Bizimle paylaş. Yok yok, ben istifa ediyorum. Bir gün İşay oğlu Davut'a şöyle dedi. Kardeşlerin için şu kavrulmuş bir efe buğdayla onun 10 somun ekmeği al. Çabucak ordugaha kardeşlerin yanına git. İşte kardeşlerine yiyecek götürmek için günlük mütevazı çalışmalarını bırakan bugünkü kahramanımız. 1. Samuel 17. bölüm 20. ve 24. ayetler. Ertesi sabah Davut erkenden kalktı. Sürüyü bir çobana bıraktı. İşay'ın vurduğu gibi erzağı alıp yola koyuldu. Ordugaha vardığı sırada askerler savaş naraları atarak savaş düzenine giriyorlardı. O zamanlar savaşlar böyle oluyordu. Her iki ulusun kendilerini savaşa hazırlayabilmesi ve hatlarını çizebilmesi için bir savaş çığlığı vardı. İsrail ve Filistler birbirleriyle yüz yüze gelecek şekilde çizgiler çiziyorlardı. Davut getirdikleri levazım görevlisine bırakıp cepheye koştu. Kardeşlerin yanına varıp onları selamladı. Davut onlarla konuşurken Gatlı Filistli, Goliath adındaki dövüşçü Filist cephesine ileri çıkarak daha önce yaptığı gibi meydan okudu. Davut bunu duydu. Davut babasının kendisine yapmasını emrettiği gibi kardeşlerinin ne durumda olduğunu bakmaya gitti. İsrail Goliath'ı görünce büyük korkuyla önden kaçıştılar. Fakat İsraillerin ordusunu Goliath'ın bağırışlarını duyunca küçük çocuklar gibi kaçarken görmek ne kadar utanç vericiydi. Genç Davut'a kardeşleri ve diğer savaşçıları tarafından ne örnek verildi? Kardeşleri ve diğer savaşçılar genç Davut'a nasıl bir örnek oldu? Onların korkusu neydi? Hayatında karşılaştığı korkular neler? Belki Goliath gibi bir dev değil, belki senin bu savaşlar gibi kaçman neden olan şey başka devlerdir. Caner, sen de biliyorsun ben küçük farelerden korkarım. 1. Samuel 17. bölüm 26. ayet. Davut yanındakilere
Bu Filistli öldürüp İsrail'den bu utancı kaldıracak kişiye ne verilecek diye sordu. Bir sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Bu genç adam Tanrı'nın yolundan gitmeye, bu genç savaşlardan daha heveslidir. Bunu farklı insanlara söylüyordu. İşte Davut adam gibi adam. Yeah! 1. Samuel 17. bölüm 31 ve 37. ayetler. Davut'un söylediklerini duyanlar Saul'a ilettiler. Saul onu çağırdı. Saul sonunda kimin Goliath'la yüzleşecek kadar cesur olduğunu bilmek istedi. Davut Saul'a, bu Filistli yüzünden kimse yılmasın. Ben kulun, gidip onunla dövüşeceğim dedi. Saul, sen bu Filistli'yle dövüşemezsin dedi. Çünkü daha gençsin. O ise gençliğinden beri savaşçıdır. Davut ve Saul arasında burada ne kadar farklı görüşler görüyoruz. Saul, her zaman savaşmaya alışkın bir devle karşı karşıya gelen deneyimsiz bir genç adam gördü. Ama Davut sadece Yüce Tanrı'ya meydan okuyan bir adam gördü. Ama Davut, kulun babasının sürüsüne güder diye karşılık verdi. Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca peşinden gidip ona saldırır. Kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tuttum gibi vurur öldürürüm. Davut, Tanrı'nın gücünü aslanla ve ayıya karşılaştırdığına tecrübe etmişti ve Tanrı'dan daha önce onunla birlikte olup olmadığını biliyordu. Tanrı şimdi yine onunla olacaktı. Çünkü o Tanrı adına savaşıyor ve onun adını savunuyordu. Evet, ancak gerçek bir Tanrı adamı ayıya, aslana ve 300 kiloluk dev adama karşı çıkabilir. Kulun aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filisti de onlar gibi olacak çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu. Beni aslanın, ayının pençesine kurtaran Rab bu Filistin'in elinden de kurtaracaktır. Saul Davud'a, haydi git, Tanrı seninle olacaktır dedi. Herkes sessizlik içindeydi ve kimse Tanrı için bir şey yapmıyordu. Ama Davud, Tanrı için bir şey yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Davud'un Tanrı'ya olan tutkusu sebepsiz değildi. Ancak Tanrı ile olan ilişkisinden ve onun ne kadar iyi olduğunu tecrübe ettiğinden dolayıydı. O zamanki durum böyleydi. Ancak Tanrı adına kimseyi öldürmemiz gerekmiyor. Kendimizi savunurken de medeni bir şekilde ona sadık olmalıyız. Saul Davud'a yaptığı gibi insanlar seni küçümsemiyor mu? Olumsuz yorumlar duyuyor musun? Hatta insanlar bir şey yapamayacağını düşündükleri için seninle alay mı ediyorlar? Tanrı'nın sana Davud'a cesur davranması ve onun karşısındaki devle yüzleşmesi için verdiği gücü vereceğine güven. Doğru olan şey ise için hayatını riske atar mısın? Yoksa sessiz kalan ve kendilerini güvene tutmak için hiçbir riske atmayacak olan insanların çoğunluğu gibi mi olursun? Şimdi aklımdan geçti Caner. Bir de seni görelim ya Davud'un yerinde. Ben asla onun gibi davranamazdım. Eminim bundan. 1. Samuel 17. bölüm 40. ve 50. ayetler. Değneğini alıp dereden 5 çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Goliath'ı doğru ilerledi. Filistli de önünde kalkan taşıyıcısı Davut'a doğru ilerliyordu. Davut Goliath'ı nasıl yenebileceğini biliyordu. Sapan onun ustalaştığı profesyonel silahıydı. Beni güldürmüyor ya. Taş ve sapanla bu iş olmaz. Değil mi? Çok imkansız gibi gözüküyor. Filistli de önünde kalkan taşıyıcısı Davut'a doğru ilerliyordu. Davut'u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı, yakışıklı bir genç olduğu için onu küçümsedi. Ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun dedi. Goliath, Davut'u kendisine hakaret olarak kabul etti. Bütün bu adamların arasından kendisiyle savaşması için elinde sopa alan bir çocuk yolladılar. Goliath kendi ilahlarının adıyla Davut'u lanetledi. Bana gelsene, bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim dedi. Birbirlerine lanetlemek bu savaşlarda çok yaygındı. Diğer kişinin güvenini sarsmanın bir yoluydu bu. Yok yok, ben beddua etmem. Zaten o tarz kelimeler, sözler bilmem. Davut şöyle dedi. Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi. Ben size meydan olduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşleri gökteki kuşlara, yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'le Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Bu arada Davut Goliath'a cevap veriş tarzından kendisine ve Tanrı'ya güvendiğini görüyoruz. Çünkü o Tanrı'nın adına savaşıyor. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Goliath saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu. Elini dar ağacına sokup bir taş aldı. Sapanla fırlattı. Tanrı kendisini savunması için kılıç ve mızrak kullanmamızı gerektirmez. Fakat
o kendi ismini nasıl savunacağımızı bilir. Savaş bizim değil Tanrımızın savaşıdır. Kullanmasını iyi bildiği şeyi kullanarak savaş kazandı. Bu eşit şartlarda yapılan bir savaş değildi. Davut kılıç, kalkan ve mızrak ile dövüşmeye gitseydi elbette kaybedecekti. Fakat bu savaşı nasıl kazandı? Taş Filistin'in alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzü koyun yere düştü. Böylece Davut Filistli Golyat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi. Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup kınından çektiği gibi onu öldürdü. Evet, 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 kazandı. Golyat rakibini küçümsedi ve bunun sonucunda hayatını kaybetti. Öte yandan Davut tarafından farklı bir yaklaşım görüyoruz. Filistler kahramanlarının öldürdüğünü görünce kaçarak oradan uzaklaştılar. Savaşında yanlış silahlarla mı savaşıyorsun? Çoğu zaman öyle ya da böyle bir savaşı kazanabileceğimizi düşünürüz. Fakat aslında yaşamdaki savaşlarımızı yanlış silahlarla kazanamayacağız. Zafer sadece hazır olduğumuzda gelir. Fakat en önemlisi Tanrı'ya tam olarak güvendiğimizde gelir. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsun? Her şey gücü yeten Yüce Tanrı adına devleri sen de yener misin? Bu konuyla ilgili ne hissediyorsun? Bizimle paylaş. Seninle benzer yaşam deneyimlerine sahip olan Davut ve diğer karakterlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ister misin? Bizimle iletişime geç. Onlar seninle paylaşmaya hazır olacağız. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsan yeni videolarımızı almak ve eski videoları da izlemek için kanalımıza abone ol. Haklı bir sebep için her şeyi riske atan bir kişinin hikayesinden bahsedeceğimiz gelecek programımızda görüşmek üzere. Hoşça kal.